Dünyada üretilen mısırın %27'si insan beslenmesinde, %73'ü ise hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde mısır tarımı hayvansal protein üretimine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bu bitkiden elde edilen nişasta, glikoz ve yağ ülke ekonomimizde ham madde açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde mısır yetiştiriciliği yapılan alanlar her yıl önemli derecede artmaktadır. Hayvan beslenmesinde olduğu kadar önemli bir sanayi bitkisi olan mısır, ülkemizin hemen hemen her yöresinde sulu tarım koşulları altında yetiştirilebilmektedir. Birinci ürün ve ikinci ürün olarak yetiştirilme imkanına sahip olan mısır bitkisi, diğer tarla bitkilerine, özellikle pamuk bitkisine oranla daha kısa gelişme dönemine sahip çeşitlerle tane mısır olarak yetiştirilebildiği gibi silajlık mısır olarak da hayvan yemi olarak yetiştirilebilmektedir. 1980'li yıllardan itibaren özellikle Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen ikinci ürün projesiyle güney bölgelerimizde yaygınlık kazanmıştır. Sulu tarım alanlarında özellikle ikinci ürün mısır tarımının yapılması, süt ve besi hayvanı yetiştiricileri için kaliteli, bol ve ucuz yem kaynağı sağlamaktadır. 2008 yılında büyük bir kuraklık yaşanmıştı bölgemizde, ülke çapında genellikle. Bundan dolayı su çok sulama zorunlu hale geldi bu bölgede. Sayın Genel Müdürümüzün ve Bakanımızın destekleriyle çok büyük bir proje, dünyada en büyük sulama projesi 2008-2013 yılları arasında işletmemizde gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük sulama projesi, 500 bin dekar alanın sulaması, yeraltı suyuyla sulaması 2008-2013 yılları arasında işletmemizde proje gerçekleştirildi. Bu proje kapsamında %52'si arkamızda gördüğümüz center pivot sulama sistemi, %42'si yarı sabit yağmurlama sulama sistemi ve %8'i de damlama sulama sistemi olarak gerçekleştirildi. Daha önce işletmemizde 109 bin sulu alan vardı. Bu sulu alanların tamamı yarı sabit sulama sistemiydi. Demin de bahsettiğim gibi şimdi %52'si center pivot olarak gerçekleştirdik. Bu dünyada sulanan alanlardaki son teknoloji. Mısır tarımında kullanılan sulama sistemleri bölgelere ve arazi büyüklüklerine göre değişiklikler göstermektedir. Center pivot sulama sistemleri de bunlardan biridir. Tamamıyla galvaniz kaplı çelik borulardan ve çelik konstrüksiyondan oluşan sistemler betonarme bir platformun üzerinde dairesel dönüş yaparak hareket eder, sulamayı otomatik olarak el değmeden yapar. Sistemler homojen su dağılımı yaparak işçilik, su ve zamandan tasarruf sağlar. Bu kaynağı rentable kullanmak, daha verimli kullanmak için bu sistemlere geçtik. Randımanı çok yüksek bir sistem. %80 sudan daha fazla tasarruf ediliyor. Daha ekonomik. İnsan gücü daha az kullanılıyor. Yaklaşık 10'da 1 oranında içilikten tasarruf sağlanıyor. Çok büyük bir sistem. Bu projeyle biz yaklaşık 850 kilometre parsel yollarımızı yaptık. 300 megawattlık enerji, ülkemizdeki birçok şehirden çok enerji kullanım kabiliyetine eriştik. 4700 kilometrelik bir yeraltı, yerüstü boru kullanımı oldu. 4700 kilometrelik. 1000 kilometre yaklaşık buradan Ankara'ya varır. Elektrik hattı çekildi. Bu proje çok ödüllü bir proje. Ödül de aldı bu konuda. Devlette örnek uygulamaya dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimcilerin desteklenmesi ve özendirilmesi ve bu gibi girişimcilerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması dolayısıyla TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın verdiği ödülün 11.'si Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Bakanlarımızın huzurunda TÜSİAD Başkanımızca Sayın Genel Müdürümüz Mehmet Halis Bildene verilmiştir. Bu jüri özel ödülü verilmiştir. Bir ödüllü bir projedir. Bu projeyle tarım ile teknolojinin birleştirilmesi ne iyi bir örnektir. Center pivot sulama makineleri %15'e varan eğimlerde çalışabilmektedir.
Center pivot sulama sistemlerinde su kullanım randımanı %90 ila 95'lere ulaşmaktadır. Center pivotlar 50 metreden başlayıp 1100 metre yarıçapa kadar ulaşabilmektedir. Yaklaşık 3800 dekara kadar tek bir makine sulama yapabilmektedir. Center pivot sulama makineleriyle diğer yüzey sulama sistemlerine göre %35 ila %50 arasında daha az su kullanarak sulama yapabilirsiniz. Bu sistemde insan gücü çok az kullanılıyor. Dolayısıyla insan hatası da daha az oluyor sulamalarda. Demin de bahsettiğim gibi çok randımanlı bir sistem. Su tüketimi daha tabulu kullanılıyor. Burada derin kuyu var. Derin kuyudan bu tabii kaynaktan da alabilir. Evet. Şurada biz derin kuyu kullandığımız için söylüyorum yeraltı suyunu. Yeraltı suyunu pompaj vasıtasıyla alınıyor. Gördüğünüz sisteme veriliyor. Bu her bir birime iki teker arasında kalan bölümlere yaklaşık 50 metre span deniyor. Bu spanların iki teker arasında aşağı seferlerde elektrikli dinamolar var. Onlar vasıtasıyla bunlar hareket ettiriliyor. Bu hareketin hızı dediğim gibi günde 10 saatte bir tur attırılabilir. İstediğimiz bu bitkinin işte toprağın su alma hızı, bitkinin su isteğine göre teknik elemanlar tarafından ayarlanıyor, ona göre kumanda ediliyor. Bu dönemde ürünün tabii bunda ürünün vejetasyon dönemi önemli. Bu dönem dönem ayarlanıyor, değiştiriliyor bu hızla. Dünyanın birçok yerinde büyük tarım alanlarının en ekonomik ve yüksek performansla sulaması amacıyla oluşturulan bu sistemler yıllar geçtikçe birçok bitkinin farklı arazi ve iklim koşullarında sulanmasıyla da kendisini kabul ettirmiştir. Pivotlu sulama sistemlerini biz buğdayda, daha çok buğdayda, ikinci ürün mısırda, birinci ürün mısırda, ayçiçeğinde, yani bütün hububat ve ekebildiğimiz ağaç, meyveler hariç diğer sistemlerin hepsinde kullanabiliyoruz. Bu sistemlerin girmesi, bu projenin başlamasıyla birlikte ürün çeşitliliğimiz de arttı. Biraz göreceğiz biraz sonra belki ayçiçek ekimimiz bu bölgede belki yoktu. Evet. Şu anda 70-72 bin dönüm kadar ayçiçeği ekiyoruz. Soya fasulyesi ekiyoruz. Arge şubesi kurduk işletmemizde. Devamlı araş içindeyiz. Daha yeni çeşitler, daha verimli çeşitler bölgeye, ülkemize daha nasıl katkı sağlayabiliriz diye. Bunun araşı içindeyiz. Denemelerimiz devam ediyor. Bizim Arge arkadaşlar Arge faaliyetlerinde bulduğumuz yeni çeşitleri, yeni verimli başka bitkileri devreye sokacağız ve ülkemizdeki araştırma kuruluşlarında olan yeni çeşitlerin devamı takip ediyoruz. Onlardan tekrar bulduklarımız daha verimli, daha kaliteli olanları getiriyoruz. Ülke dışında olan bitkileri gözlüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Su tüketimi bakımından en azı tabii damla sulama. Bizim bu üç söylediğiniz üç sulama sisteminden en azı damla sulama. Damla sulama tabii bu bitkilerde, buğdayda kullanması biz gibi geniş alanlarda çok zor. Hem de buğday gibi bitkilerde imkansız. Sıra üzeri bitkilerde kullanılabilir belki. Ayçiçeğinde, mısırda kullanılabilir ama dediğimiz gibi bir mercimekte, işte bir şey de, buğdayda çok zor, imkansız. Damlama sulamayı daha çok ağaçlarda, sıra bitkilerinde kullanıyoruz. Onların damla sulamanın şeyi daha su tüketimi daha rentable. Ondan sonra bu sistem geliyor. Yaklaşık randıman %80. Şimdi dediğiniz gibi su çok önemli bizim için. Su tüketimi de çok önemli. Çünkü şu anda sıcaklık siz de görüyorsunuz 42-43 derece. Evet. Rütubet %30 civarında. Nispi rütubet %30 civarında. Onun için bu bölgede su hayat demek. Yağmurlama sulama randımanı %70. Yani bu sistem yağmurlamaya göre, yarı sabit yağmurlamaya göre %10 daha suyu ekonomik kullanıyor. Her dönemde hangi bitki ekmişseniz her dönemde dediğim gibi su tüketimine göre bunların ayarlaması yapılır. Her döneme su, bitkinin vejetasyon dönemine göre, çeşidine göre bu nodül dediğimiz su kaynağının devamlı değiştirilmek suretiyle ve bunların yazılımı var. Yazılımdan da ayarlamak suretiyle bunların su miktarları değiştiriliyor. Her dönemde kullanılıyor. Bizim arkadaşlarımız, teknik personelimiz var. Her bölgede sorumluları var. Her bölgede mesela diyelim ki bunun mekanik kısımları var, elektrik kısımları var, elektronik kısımları var. Onun ilgili teknik elemanları var. Onlar bu işi öğrendiler. Bu bölgede biz
görevlendirmişiz. Hangi bölgede kaç elemanı var? Onlar bu sistemi takip ediyorlar. Arızalarını gideriyorlar. Artık bu işi öğrendik. Arkadaşlarımız sağ olsunlar yapıyorlar. Onun haricinde deminki bahsettiğimiz o internet üzerinden kumanda sistemimiz, o SCADA sistemimiz vasıtasıyla 24 saat bilgisayar üzerinden kontrol ediliyor büroda ya da genel müdürlüğümüzden. Bir arıza varsa anında sinyal veriyor. İşte diyor ki şu nolu sentripotumuz arızalıdır. Ona göre tamirci arkadaşlar gelip onu neyse şeyini gideriyor, arızasını gideriyorlar. Bunların uzunlukları değişiyor. Parselimizin yapısına, başta su kaynağına bağlı. Ne çektiğimiz su kaynağı ne kadar yeterliyse, kaç dönüm? Mesela bunlar yaklaşık 500 dönüm alan sulanıyor. Bu bizim su kaynağımız. Ama diyelim ki bunu biz bir su kanalından çekiyoruz. Su kanalında su miktarı çok fazla. Biz bunu 500 değil 1000 dönümlük yapabiliriz. Yani bunlar bu boğum boğum uzatılabiliyor. Bu tamamen şeye bağlı. Su kaynağına, tarlaya, alana bağlı. İkisine bağlı. İstediğimiz evet. kadar büyütüp küçültebiliyoruz bunları. Çiftçilerimiz de kullanıyor zaten. Zaman zaman bu sistem kurulalı yaklaşık bizim burada 3-4 yıldır kullanılıyor. Çiftçilerimiz, büyük çiftçilerimiz gelip burada görüyorlar. Bizzat bilgi alıyorlar. Hatta birkaç yerde uygulayanlar var. Yani yaygınlaşma aşamasında yavaş yavaş tabii toprak miktarı fazla olan çiftçilerimiz geçiş yapıyorlar. Yatırım maliyeti var. Evet. Tabii kolay değil. Küçük çiftçilerimiz pek ekonomik de olmaz daha doğrusu evet. çok küçük çiftçilerimiz için de bu dediğimiz gibi işte 500 dönüm ve üzeri olan çiftçilerimiz yavaş yavaş kullanmaya başladı. Birkaç tane örnekleri var. Bu senenin sonuna doğru başlayacak. TÜBİTAK'la birlikte ortak bir girişimimiz var. 10 megawattlık bir güneş enerjisi santrali burada kuracağız. Temiz enerji olarak o var. Şu anda başlamış durumda zaten projemiz. Ayrıca sabah bahsetmiştim hayvancılığımız var. Hayvancılığımızda 3000 başlık bir büyükbaş ahırı yeni bitti, faaliyete geçti. Orada da 450 kahvalık biyogaz tesisi kuruldu. Üretime başlıyor. Bizim şu anda 611 bin dönüm alanımız sulanıyor. Evet. Bu proje bitti. Yeni bir proje olarak Şanlıurfa, Mardin sulama ana sulama kanalı bizim arazimizin içinden geçiyor. DSE yürütüyor bu projeyi. Oradan da 267 bin dönüm arazi şu anda altyapılar yapılıyor. Önümüzdeki 2016 yılında onlar da sentripot olacak. Şu anda 586 tane sentripotumuz var. Yani çalışan sentripottan. Onların da devreye girmesiyle dünyada bu alanda bir yerde sentripotun bir arada bulunduğu başka bir örnek olmayacak. Yok zaten şu anda. O zaman hiç olmayacak. Yani bu rekor kırılamayacak. Burada iki türlü ekim yapıyoruz. Mesela buğday gibi çapa gerektirmeyen mercimek gibi sık ekilen bitkilerde oval, yuvarlak ekim yapıyoruz. Hani sentripotun dönme evet. şeklinde ekim yapabiliyoruz. Fakat böyle mısır gibi, ayçiçeği gibi çapa bitkilerinde genellikle çapada traktörlerin dönme esnasında falan biraz zarar görebilir diye direkt düz ekim yapıyoruz. Zaten bundan 7 spanlı, 7 teker var gördüğünüz gibi. Sadece teker yerleri yarımşar metre bir oradan bir kayıp oluyor. İhmal edilebilir bir kayıp. Önemli bir şey değil bu kadar bir alanda. Ben Ümran Atay, Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Bizim DAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, TAGEM'e bağlı bir araştırma enstitüsüdür. Yani Tarım Bakanlığı'na bağlı bir enstitü. Bizim Şanlıurfa'da görev yapmaktayız. Yaklaşık 70 adet ziraat mühendisi bulmaktayız. Her birimiz farklı konularda çalışmakta. İşte bunlardan bir tanesi de benim tarım makineleri bölümünde çalışmaktayım. Özellikle yenilenebilir enerjinin tarımda kullanımı konusunda çalışmaktayım. Bununla ilgili özellikle bölgemizdeki güneş potansiyeli yüksek olduğundan dolayı güneş enerjisiyle ve güneş destekli sulama sistemleri konusunda çalışmaktayım. Bununla ilgili işte çalışmalarımız var. Bugün onlardan bahsedeceğim. Özellikle bizim bölgemizde biz sulama yönünü ne zaman yaparız? Ağırlıklı olarak Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayında yaparız. Hı hı. Özellikle bu aylarda bizim bu burada bölgemizde bir bulut dahi havada göremezsiniz. Evet. Güneş günlük güneş ortalaması, güneşlenme süresi 12 saatin üzerinde.
Örneğin şu anki bu mobil güneş bir sulama makinesiyle Haziran ayında 14 saat kesintisiz direkt güneş ışığıyla çalıştığımız günler olmuştur. Akü olmadan sadece direkt güneş ışığıyla çalıştırdık. Böyle bir büyük bir potansiyeli kullanmamak yazık olurdu. İşte biz de 2007 yılından beri bu konuda çalışmaktayız. 2007 yılında ilk önce sabit bir sistem kurduk arazi koşullarında. Bizim GAP Araştırma Enstitüsü'nün yaklaşık 5 tane istasyonu var. İşte Korku istasyonunda bir deneme biber tarlasını sulamak için bir sabit sistem kurduk. Bu sabit sistemin özelliği hem akülü hem aküsüz işte güneş pilini kullanabilir miyiz diye kurmuştuk. Ve gördük ki özellikle sulama döneminde bizim Korku bölgesinde elektrik kesintileri oluyordu. Evet. Arkadaşların hani farklı arkadaşlar vardı. Pamuk sulaması yapacak, buğday sulaması yapacak arkadaşlar vardı. Biz de o gün gittiğimizde sulama yapabiliyorduk. Ama arkadaşlar elektrik olmadığından dolayı sulama yapamıyorlardı. Ertesi gün gittiğimizde tekrar kesiliyor. 2 saat sonra geliyor. 15 dakika tekrar kesiliyor. Ve sulama suyunun hani 4 günde bir, 3 günde bir sulama aralığı var. Evet. Sulama su aralığını atlattığında üründe ciddi şekilde bir ürün düşüşü oluyor. Mahsul düşüşü oluyor. Ve verim artışı bayağı düşüyor bu anlamda. Ama güneş pili kullandığımızda sulama döneminde güneş her zaman var. İstediğiniz saatte gündüz sulama yapabiliyorsunuz. Bölgedeki yayılımı bizim işte 2007 yılındaki bu projemizden sonra fark ettik ki özellikle arazi koşullarında bu güneş pili sistemleri çalınabiliyor, kırılabiliyor. Sabit olduğundan dolayı özellikle güneş, hepimiz biliyoruz güneş işte doğudan doğar, batıdan batıyor. Evet. Ama yaz ayında öyle değil. Yaz ayında güneş kuzeydoğudan doğuyor ve kuzey batıda batıyor. Siz paneli güneye dönük sabit kurduğunuzda sabah güneş ilk çıktığında 2 saat veya 3 saat sonra ancak paneli yüzeyine geliyor. Akşam battığında da erken 2 veya 3 saat önce batıyor. Böylece toplam verimde yani güneşlenme süresi anlamında %30 bir randıman eksikliği var. Siz bunu sabit tracker, sabit olup güneşi takip eden sistemler de var. Onlara tracker sistem deniyor. Tracker sistem yaptığınızda o %30'luk şeyi düşürebiliyorsunuz. Ama arazi koşullarında şöyle ki, ufuk doğrultusunda herhangi bir bina, ağaç ve benzeri bir engel varsa yine aynı şekilde gölge yapıp randımanı düşürebiliyor. Ve kırılma çalınma riski vardı. Biz düşündük açıkçası öneriyoruz ama özellikle küçük çaplı tarlalarda, yani 50 dönümlük, evet, 100 dönümlük bir tarlada mobil sistemi kullanmaları daha uygundu. Bu anlamda işte mobil sistemi tasarladık. Sonra TÜBİTAK'a sunduk, TÜBİTAK 1001 projesi olarak. Oradan destek gördü ve bunu Şanlıurfa koşullarında bir demirci atölyesinde yaklaşık 4,5 ay içinde üretimini gerçekleştirdik. Makinemizin özelliği güneşi otomatik takip edebiliyor. Takip ettiği sürece güneş ışını dik ve dike yakın alıyor. Aldığı için o az önce bahsettiğimiz %30'luk ve %40, yani %30-%40 randıman yüksekliği yapıyor. Çünkü hem güneşi takip ediyor, ayrıca arazi konumunda herhangi bir engel varsa konumunu değiştirerek daha fazla randımanı artırabiliyorsunuz. Bir de az önceki konuda bahsettim, hani bazı çiftçilerimiz, sulama bitkilerimiz 4 günde bir, evet, 5 günde bir sulama aralığı var. Siz bugün buraya su verdiyseniz yarın su vermenize gerek yok. Aynı sistemle farklı arazileri, evet, sulayabiliyorsunuz. Böylece atıyorum 4 günde bir sulama yapıyorsunuz. 4 sistemin yapacağı işi tek sistemle, tek sistemle yapmış oluyorsunuz. Böylece 4 sistemlik paradan tasarruf sağlamış oluyorsunuz. Panelin yüzey alanına göre güçleri artıyor. Şu anki kullandığımız makinedeki güç 6 kW. 6 kW. Bunu şu bu prototiptir. Bunun daha büyüğü de yapabiliriz ama bir sınır var. Yani 20 kW maksimum 25 kW kadar yükseltebiliriz. Direkt güneş ışığıyla. Evet. Onun dışında daha büyük arazileri sulamak için örneğin bazı çiftçilerimiz var. Özellikle bizim Viranşehir Mardin bölgesinde trafolarımız 160-200 beygirlik trafolarımız var. Onları sulamak için bu yetersiz tabii ki. Bunu o tip arazileri sulamak için yaklaşık 2 ile 3 dönümlük bir güneş pili alanı lazım. Bayağı onun için de büyük. Özellikle arazide ona göre bir tesis kurmaları gerekiyor. Makinemizin özelliği güneşi doğu batı yönünde otomatik takip edebiliyor. Ayrıca kuzey güney yönünde de açı ayarlanabiliyor. Takip ettiği sürece 90 derece yakın güneşini dik ve dike yakın şekilde alıyor. Ondan sonra
bizim özellikle bölgemizde Haziran ayın sonunda özellikle anız yakma, evet, çölden gelen toz fırtınaları oluyor. Panellerin yüzeyi kirlendiği için içinde kendini yıkama ünitesi de koyduk. Hmm. Yani panelleri kendini temizleyen bir ünite var. Onun dışında güneş takibi için hidrolik sistem kullandık. Hidrolik sistem kullandığımız için hem destek görevi yapıyor hem de güneşi takibini daha az kuvvetle daha az kuvvet harcayarak sağlamış oluyoruz. Ayrıca mobi özelliği sayesinde farklı arazileri sürebiliyoruz. Evet. Bunun dışında makinemizde hem doğru akım hem alternatif akım var. Doğru akım dediğimiz arabalarımızdaki doğru yani artı ve eksi olan akım. Hı hı. Bu akımı dönüştürüp evlerdeki kullandığımız akıma da dönüştürebiliyoruz. Hı hı. Ayrıca sulama dışında yani sulama yapılmadığı dönemde bunu evin önüne çekip jeneratör görevi de yaptırabiliyoruz bununla. Yani jeneratör olarak tabii da bir süs sağım makinesini de kullanabiliriz, televizyonu çalıştırabiliriz, aydınlatmada kullanabiliriz. Veyahut ters sayaç takıp TEDAŞ'a da elektriği, ürettiği elektriği satabiliyoruz. Garanti süresi özellikle güneş pilleri 25 yıldan başlayan garanti süreleri var. Yani 25 yıla kadar %80-%70 randıman eksikliği olabiliyor ama güneş panelleri biliyorsunuz 25 yıldan daha fazla 25 yıldan garantileri başlıyor. Diğer çalışan aksam zaten demirdir. Demirdir de o da yaklaşık o civarda. Bizim bir sistemde akü sadece 4 tane akü tek kullandık. Hı hı. Aküler güneş olmadığında güneşi takip için gün batımına geldikten sonra güneş batıyor. Evet. Battıktan sonra bütün üniteyi tekrar geri döndürmek için aküyü orada kullanıyoruz. Hı. Yoksa sulamada sadece direkt güneş ışını kullanıyoruz. Bitkilerin su ihtiyaçları farklı. Evet. Hangi bitki? Örneğin pamuğun su isteği fazladır. Hı hı. Ama susam adam yetiştiriyorsa, çiftçimiz yetiştiriyorsa çok azdır. Su isteğine göre suyun debisi değişiyor. Hı hı, suyun debisini buna göre belirliyoruz. Ondan sonra bizim tarlanın yatay mesafesi, su kaynağı olan yatay mesafesi ve dikey mesafesi, suyun derinliği kaç metre. Çünkü bunlar da suyu belli bir yerden bir yere almak için sürtünme kaybı var. O sürtünme kaybını engellemek için daha fazla elektrik harcamamız gerekecek. Hı hı. Bunların hepsini harcadıktan sonra bizim ihtiyacımız olan debi çıkıyor. Evet. Bu debi çalıştıracak hangi pompa var? İşte A pompası var. A pompasını hangi motorla çalıştıracağız? Zaten bütün firmaların kataloglarında yazıyor. İşte şu kadar debideki şu suyu almak için şu derinlikten şu pompayı kullanmanız gerekiyor. Hı. Orada da pompanın gücü çıkıyor ve motorun gücü çıkıyor. O motorun gücüne göre bizim panel sayısı ortaya çıkıyor. Hı. Yani panel gücü ortaya çıkıyor. Panel gücü şu an piyasada en çok fazla satılan panel gücü işte şu siyah blokları görüyorsunuz. Her bir tanesi şu anki kullanılan biz o zaman en büyük panel piyasada 170 wattlı vardı o zaman. Ama şu an günümüzde 350 watt'a kadar aynı boyutta 350 watt olanlar da çıkmış. Daha büyüğü de var şu anda. Yani adam diye 10 kW'lık bir sistem kuracaksa 10 kW bölü 250 watt'tan işte panel sayısı ortaya çıkıyor. Ondan sonra maliyeti çıkıyor ve böylece buradaki olay ne? Birim alana göre harcayacağı elektrik orada çıkıyor. Suyu bire bir çıkartıyor. Ne fazla ne az çıkartacak. Böylece hem elektrikten tasarruf sağlayacak, evet, elektrik faturası az gelecek, su kaybımız olmayacak. Çünkü özellikle bizim bölgemizde taban suyu çok fazla aşırı şekilde çekildiği için özellikle Mardin bölgemizde suyumuz çok derinlere doğru çekildi. Çünkü boş boşuna suyu çıkartıyoruz. Fazla suyu da drenajla akıtıyoruz. Evet. Aslında ihtiyacımız olan kadarını çıkartsaydık bizim taban suyumuz çok derine inmeyecek. Hmm. Böylece daha derine inen suyu çıkartabilmek için daha fazla elektrik harcamamıza gerek kalmayacaktı. Evet. Daha fazla elektrik harcadığımızdan dolayı şebekede dalgalamalar oluyor. Bu dalgalamadan dolayı elektrikler kesiliyor. Hmm. Kesildiğinden dolayı da çiftçilerimiz sulama yapması gereken dönemde sulama yapamıyor ve mağdur oluyor. Suyun derinliği çok çok büyük bir faktör. Özellikle bu güneş sistemlerinde su çok derin olduğunda maliyetler çok yüksek oluyor. Özellikle ayıramıyoruz herhalde bu başlıkları. Ayıramıyoruz çünkü bir kıstas yok. Çünkü çok fazla değişken var az önce bahsettiğim gibi. Su eğer örneğin şu anki bizim bu sistemimizde su eğer yüzeydeyse saatte pompamız saatte 70 ton su atabiliyor. O saatte 70 ton suyla 50 dönümlük bir pamuk tarlasını çok rahat sürebiliriz. Yüzey dediğimiz ortalama ne kadar bir derinlik? Yüzey dediğimiz 10 ile 20 metre arasında gibi bir derinlik. Arası. Evet. Ama bu suyumuz kalkıp 100 metrenin altına inerse o zaman suyumuz 15 tonlara düşüyor. Yani 70 tondan 15-20 tonlara düşüyor. 15-20 tonlarda da
Sulayacağı alan 10-15 dönümlere düşüyor. O zaman öncelikle suyun derinliğine bakacak. Suyun derinliğine göre. Tabii az önceki bahsettiğimiz kriterlere göre kuracağı sistem ortaya çıkıyor. Onun dışında bizim pompamızda dediğimiz gibi 6 kilovatlık bir güç var. Bu yetersizse bunun daha büyüğünü kuracak. Daha büyüğünü kurduğunda atıyorum daha derinden daha büyük suyu çıkartabilecek. Evet. Yani tamamen bir genelleme değil de çiftçiye göre tasarlanması lazım bunların. Arazileri korunaklı bir yerde ise yani mobil sistem değil de sabit sistem de kurabilirler. Sabit sistem kurduklarında özellikle öne sabit sistemi bizim şu an iki tane yeni projemiz var. Bir yeni ilk bir tanesi Karacaada Kalkınma Ajansı'na sunduk. Oradan destek aldı. Yaklaşık 530 milyarlık bir bütçesi var. O bütçeyle bizim bir Gündaş istasyonunda bir sentripiyotumuz var. Sentripiyot dediğimiz merkezinde kuyu var. O kuyudan suyu alıp kendi çevresinde dairesel hareket ederek yaklaşık 500 dönümlük alanı suluyor. 500 dönümlük? 500 dönüm aynı anda. Bunu tam merkezine 2,5 ile 3 dönümlük bir güneş tarlası kuracağız. Onun hem hareketini hem de yaklaşık 100 metre derinlikten suyu çıkartacağız. Bunun bütçesi de yaklaşık 530 bin liraya mal edeceğiz inşallah. Bölgeye peki katkısı ne şekilde bölgede olacak? Bölgede biz bunu başarırsak özellikle büyük çiftçiler veya TİGEM'de şu an bildiğim kadarıyla 100'ün üzerinde sentripiyot var. Evet. Biz bunu başarırsak onlara tavsiye edebileceğiz. Böylece elektrik şebesinden elektriği çekmeden sadece güneşimizle bu ihtiyacı karşılayacağız. Evet. Bizim barajdaki suyumuz akıtmayacağız boş boşuna. Baraja suyumuz kalacak. Başka zaman başka yerlerde kullanabileceğiz. Evet. Elektriği boş boşuna harcamayacağız. Suyumuzu boş boşuna akıtmayacağız. Öyle bir faydası, büyük bir faydası olacak. Özellikle bizim Atatürk Barajı'ndan öne Surca, Mardin'e çok büyük kanallar yapıldı. Bu kanallar birinci sınıf toprak arazi üzerinde gidiyor. Ve sağlı solu araziler var. Birinci sınıf toprak arazilerimiz var. Buralara yeni elektrik şebekesi çektiğinizde yaklaşık 1 kilometre mesafeden 100 milyarlık bir masraf gidiyor ortalama. 100 milyarlık bir masraf gidiyor 1 kilometrede. İşte direğidir, halatıdır, kablosudur. Bunun yerine güneş pil sistemleri kurulabilir. Özellikle bu büyük kanalların olduğu yerlerde ikinci projemiz şu an GAP İdaresi Başkanlığı'na sunduk. İkinci bu projemizde bizim bu kanalların üzerine güneş pilini döşeyeceğiz. Güneş pili hem suyun buharlaşmasını önleyecek hem de komşu olan arazileri sulama pompaları çalıştırıp sağlı solu bütün arazileri sulayabilecek. Mardin'e 220 kilometrelik bir kanal var. Bu kanalla oradaki tarlalar sulanacak. Bu kanal üzerine güneş pili döşediğimizde içinden geçen suyun buharlaşmasını engelleyecek. Su buharlaştığından dolayı altta özellikle bizim bölgemiz çok sıcak. Bu paneller belli bir sıcaktan sonra randımanı düşüyor. Bu randımanı düşmesini engellemek için özellikle su serin olduğundan dolayı paneli de serinletecektir. O anlamda randıman eksikliği de bir nebze de olsa düşürecek. Öyle bir faydası var. 2 ay önce Almanya'da bir güneş enerjisi ile ilgili bir fuar vardı. Oraya katıldık bir haftalık Münih şehrinde. Özellikle oradaki gözlemimiz bizim burada güneşlenme günümüz çok yüksek. Avrupa gibi bir yerde bulutlu gün sayısı çok. Oradaki evlerin çatları hem güney hem kuzeye dönük ya. Bırakın güney cephesini, adam kuzey cephesine dahi koymuş. Yani özellikle şu an hava bulutlu olsa dahi güneş pili elektrik üretebiliyor aslında. Güneşten gelen ışınlar var, 3 tane ışınımız var. İşte kızıl ötesi, görünen ışın, bir de mor ötesi ışın. Hava bulutlu olsa dahi bu kızıl ötesi ışınlar ve görünen ışınların bir kısmı geçebiliyor. Geçtiği için bu panellerimiz elektrik üretebiliyor. Yani bizim özellikle bu bölgemizde ileride inşallah her evin üzerinde güneş panellerini görmemiz gerekiyor. İnşallah. Her işletmede, her ahırda, her serada inşallah bunlar yaygınlaşırsa mükemmel bir şey olacak. Yani eğer sulayacakları, tarlaları küçükse mobil sistemi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Yürüme esasında, taşıma esasında sıkıntısı var mıdır? Yok. Sıkıntı şu ana kadar biz 4 senedir denemelerini yapıyoruz. Özellikle tasarım ayrıntısı var dedim başta. Şu şekilde panelleri normalde hepsini bağlamış olsak paneller bir çukura düştüğünde araçın tekeri kabus yapıp paneli kıracak. Çünkü üst tarafı camsı madde. Ama biz ne yaptık? Sadece iki noktadan panelleri bağladık. Yani aracın tekeri herhangi bir çukura düştüğünde panellerde sadece git gel hareketi yapıyor. Hidrolik destek veriyor neredeyse. Yani git gel hareketi yaptığından dolayı sadece panellerde hafif git gel hareketi oluyor. Yani kabus olayı olmadan kırılma olmuyor. Sağdan soldan taş gelmemesi için panellerin bir özelliği de yol durumunda katlanıyor.
Patladığından dolayı böyle bir sıkıntısı olmuyor. Yol pozisyonu aldırabiliyoruz. Yol pozisyonu alabiliyor. Biz bu makineyi yapıp arazi ortamına götürdük ve 4 sene bunun denemelerini yaptık. 4 sene arazi denemeleri deneme de yapıldı. Yaptık, evet. Yaklaşık bir 10 dönümlük biber tarlasını suladık. Normal sistemle, elektrik sistemiyle bir de mazot pompasıyla sulamasını yaptık. Ve bunların arasındaki ekonomikliğine baktık. Nasıl ekonomik durumu? Ekonomik durumu özellikle mazot sisteminde mazot pahalı ülkemizde. Çok pahalı. Bu sistemlere göre çok çok pahalıya gidiyor. Yani kurulum masrafı bizim güneş pilinde ilk en çok sıkıntı olan kurulum masrafıdır. Hı hı. Kurulum masrafından sonra işletme masrafı yok. Evet. Yani sıfır denecek kadar az. Ama mazotta devamlı bir mazot ihtiyacı var. Güneş pilinde hem kilovatını saatte yaklaşık 40 kuruştan para ödüyorsunuz. Ayrıyeten dalgalamadan dolayı sezonda 2-3 defa pompası bozulan insanlar var. Hı hı. Yani pompası 100 metre derinliğindedir. Bozulduğu için çıkartıyor, tamiratını yapıyor, tekrar koyuyor. Yani hem işçilik hem tamir masrafı 2 ile 5 bin lira arasında bir işletme masrafı oluyor. Bizim güneş pilinde öyle bir masrafımız yok. Hı hı. Ayrıyeten de elektrik kesintilerinden dolayı sulama yapamamakta. Evet. Böylece üretimde düşüş olmakta. Ama biz istediğimiz zaman güneş piliyle sulama yaptığımızdan dolayı böyle bir düşüş yaşamadık. Bu anlamda onların yapacağı işi yapıyor. Hı hı. Ayrıca de böyle faydaları diye bir neticeye vardık. Biraz sayısal bilgi olarak da özellikle Haziran ayında 14 saat kesintisiz çalışabiliyor bizim bu makine. Diğer aylarda işte 13 saat, 12 saat bütün sulama sezonunda, yani kısacası 12 saatin üzerinde bizim makineye çalıştırabiliyor. İlla ben gece sulama yapmak istiyorum diyen geceyi soracaktım ben olursa akü desteği yapılabiliyor. Hı hı. Ama akülerde şöyle bir sıkıntı var. Her ne kadar ilk bir sene sıkıntısız sulama yapıyorlarsa da sonraki senelerde akülerin ömrü 2 seneden sonra bitiyor. Hı. Yani zaten firmalar 2 sene garanti veriyor. 2 sene garanti veriyor. 2 sene garantiden sonra örneğin piyasada kuru jel aküler, güneş enerjisinde kullanılan aküler yaklaşık 750 TL civarında bir maliyeti var. Bundan nereden baksanız da kurulacağı yere göre artık 1 ile 10, 20 artık kaç tane aküyse lazımsa ona göre kuruyor. Ama 2 sene sonra atılabiliyor. Bunun yerine gece kullanmak yerine sabah erken saatte ve akşam öğleden sonra sen saatlerde yine sulama yapabilir. Yani eğer çok gerekli değilse gece sulaması. Şimdi bizi de arıyorlar çiftçiler. Diyorlar ki biz güneş tarlası kuracağız. Bizim serayı ısıtabilecek biz diyorlar. Evet. Aslında tam mantığa ters düşüyor. Çünkü serayı biz ne zaman ısıtıyoruz? Güneşin olmadığı günlerde ısıtıyoruz. Evet. Özellikle Kasım, Aralık ve Ocak ayında ısıtmaya çalışıyoruz. O aylarda da güneş yok. Güneş olmadığı için güneş pilinden üretim az olacak. Az üretimle ısıtma mantıklı olmuyor. Onun yerine yüksek kesimlerde özellikle rüzgar haritamız var. Türkiye'nin rüzgar haritası var. Evet. Yüksek kesimlerde rüzgar türbünü tavsiye edebiliriz. Yenilenebilir enerji anlamında. Örneğin bizim Urfa bölgemizde Karali kabucalarımız var. Orada jeotermal kaynaklar var değil mi o bölgede? 250 metrekarenin üzerinde bir kapalı sera alanlarımız var. Suyun sıcaklığı 48 santigrat derece sanırım. Orada jeotermal enerji kullanarak serayı ısıtabiliyorlar. Ama diğer tarafta güneş piliyle serayı ısıtacağım demek mantıklı olmuyor. Evet. Diğer örneğin otomasyonu sağlayabilirsiniz. Kapanması, açılması, kelebek sistemini, pencerelerini, sislemesidir, sulanması. Onu güneş piliyle yetebilir. Bunlar yayınlar ama için yeterli ısıtma, ama ısıtmaya yeterli başlı olmaz. Başına çok büyük bir enerji çektiği için ben mantıklı görmüyorum, ekonomik de görmüyorum. Güneş piliyle güneş kolektörünü karıştırıyorlar. Güneş pili kabaca tabirini yapacak olursak kumu eritiyorlar. Erinmiş kum levhası üzerine iki farklı tel döşüyorlar. Bu iki farklı tel güneş vurduğu anda hani kimya dersinde hatırlarız. Evet. Yörüngesinde çok fazla elektron alan atom, yörüngesinde az olan elektronlara doğru bir akış söz konusu. Güneş ışığı çarptığında o fazla elektronlar az olan atoma doğru hareket ediyor. O gün devreler bağlamında artı ve eksiyle elektrik üretiliyor. Güneş pili böyle. Güneş kolektörü dediğimiz şey içinde hava veya su bulunuyor. Yukarıdan güneş vuruyor. Bu hava veya suyu ısıtıp işte evlerde suyu ısıtıyor. Evlerde sıcak suyu elde ediyoruz.
veyahut bir ürünü kurutacağız. Havayı ısıtıyor, havayı ürüne yönlendiriyoruz ve ürünü kurutuyoruz. Isıtıyoruz, yani kolektörle pil arasındaki fark bu. Devlet kuruluşları da bu anlamda destekleri arttırıyor. İşte, bunlarla ilgili destekler artıyor, evet. Bizler de yakından takip ediyoruz. Özellikle bizim burada Tarım Müdürlüğümüz %50 hibeler veriyor güneş enerjisinde. Karacadağ Ajans %70'e varan hibeleri var. TKDK dediğimiz Tarım Bakanlığı bağlı kurumda desteğe çıkacakmış. Onun dışında GAP İdaresi Başkanlığı bazı konulara da veriyor. Yani aslında bu anlamda kurumlarımız gerekli destekleri yapıyorlar ama çiftçilerimiz de işte bu destek veren ve teknik hizmet veren bu kurumları araştırıp bulması gerekiyor. GAP İdaresi Başkanlığı'nda şu an yenilenebilir enerji verimliliği diye bir projemiz var. Orada iki yerde çalışıyoruz, iki konuda çalışıyoruz. Bir konuda işte her GAP'lilerin her ilde bir tane örnek sulama sistemi kurduk. Evet. Örneğin Kilis'te bir adet 10 kW'lık mahsuplaştırmalı sistem kurduk Tarım İl Müdürlüğü'nde. Urfa'da iki adet kurduk. Sabit sistem, kanaldan sulama, drenaj suyundan sulama örneği. Mardin'de bir tane sarayı sulamak için bir sistem kurduk. Bu GAP İdaresi Başkanı önderliğinde ve UNDP'nin işbirliğiyle biz de ortak olarak bu anlamda teknik destek verdik ve kurduk. Onun dışında Harran Üniversitesi'nin GAP Yene diye bir kuruluşu var. Onların çalışmaları, o tip çalışmalarda biz de görev alıyoruz. Yani bu kurumlar arasında işbirliği var ve ortak projelerde yer alıyoruz. İnşallah daha da güzel projelerde imza atarız. Evet, bu yaptığımız çalışmalar, işte elde ettiğimiz çalışmaları değişik yerlerde sunuyoruz. Bu sunduğumuz yerlerde örneğin Samsun'da, Konya'da çeşitli kongrelerde sunduğumuzda birincilik ödülleri aldık. En iyi sözlü sunumlar. İzmir'de Gıda Arge Proje Pazarı'na sunduğumuzda mansiyon ödülü aldık. İşte değişik enerji Oscar ödüllerinde işte teşekkür belgesi aldık. TAGEM'den belge aldık. Ziraat Mühendisler Odası'ndan birinci teşvik ödülü aldık. Yani yaklaşık 5-6 yerden böyle bir ödüllerimiz var. Jeotermal şimdi yerden çıkartılan su belli bir kireçlenme yapan bir su. Özellikle ısıtmada kullandıklarında, direkt ısıtmayı verdiklerinde boruların iç yüzeyini doldurup birkaç sene içinde atıl duruma getiriyor boruları. Biliyorsunuz da bu ısıtma boruları seradan büyük maliyetlerden maliyeti artıran faktörlerden bir tanesi. Kesinlikle. Onun yerine özellikle o sıcak suyu önce bir havuza aktarıp havuza bir dinlendirip var olan o kireci çöktürmeleri kireci çöktürüp, gerekiyor değil mi? Ve benzeri maddeleri çöktürüp ondan sonra ısıtma ünitesine basılırsa daha mantıklı da olur. O bastıktan sonra o suyu eğer uygunsa sulama suyunda kullanılabilir. Uygun değilse tekrar derine basılması daha uygun. En azından bizim taban suyumuzun daha fazla düşmesi.